Sende de aynı notlar olabilir. Hayır. Kom muydu lan PRS? Tamam. PFR'yi değil sınıfımız PFR'yi oldu. Artık neye bağlı değiliz. T tipinde genel şey için çalışabileceğiz. İnterfezimiz bu şekilde. Burası PFR-H. Tamam mı? PFR-H. PFR-CPP'de bu şekilde. PFR-CPP'de burası. Namespace'imizi koyduk. İşte konsaklığımız adamın söylediği şey şu. Hani sınıfın her bir fonksiyonu template bir fonksiyonmuş gibi yazacak demiştik ki işte esasında böyle ve sınıfın ismi de PFR değil PFRT. Tabii konstruktörün ismi değişmeyecek, bunu söylemeye çalışıyorum. Konstruktörün ismi aynı, yani konstruktörün isminin içerisine şey koymuyorsunuz. Çünkü işi açılı parantez diye koymuyorsunuz. Tamam. Yaptığım tek şey dediğim gibi double'ların çoğunu, hatta hepsini hemen hemen T'ye çevirmek. 50'lik kapasitem var. Kapasitelik bir tane şey yaptım, T dizisi yaptım ve onu A ile gösteriyorum. A bir T pointer'ı. Ondan sonra bu bizim size alan şeyimiz, konstruktörümüz. Aynı şekilde değişmedi. Kapı konstruktör diğer tarafta bir tane şey alıyor. PFAT tipinde kans referans olarak alıyor. Diğerlerin hiçbiri değişmedi. Bunları başlangıçta sadece double olmadan kafamda yazmak, sadece T için yazmak kolay bir şey değil. O yüzden bir tane konkret bir sınıf yapmak çok daha mantıklı. Özellikle karmaşık sınıflarda bu şey olacak. Karmaşık sınıflarda bu çok daha önemli olmaya başlıyor. Diğer türlü insanın kafası çok karışıyor. Burada değişen bir şey olmadığı için fazla üzerine durmayacağım. Fonksiyonlar hepsi gördüğünüz gibi template'le başlamışlar bu şekilde. Template'le şekilde başlamışlar. T burada koymuş hiç T lafı geçmedi ya, diye yine yapmak zorundayım bunu. T'ye bağlı çünkü. Hani T geçtiği için kullanıyoruz falan filan diye düşünebilirdik belki. Bir yerlerde mesela bu T elementleri falan alıyoruz. Yok. Ama burada hiçbir şey geçmiyor. Kapasite yönetecek adam. Yine de böyle yapmak zorundayım çünkü bu sınıfın bir fonksiyonu. Yine bu sınıfın bir fonksiyonu. İndeks operatörü T referansında bir şey yönetecek. A indeks onu verecek zaten bana. Bu da bizi İstaklarımız gördüğünüz gibi bunun içerisinde. İsimde var, sınıfın isminde bu T var ama burada yok. Tamam, 89. satıra geldiğim zaman tüm şeyi yapmış oldum. Tüm sınıfı bitirmiş oldum. Elinde iki tane dosya var. PFR-H ve PFR-CPP. Bunu kullanmak için yazdığım kod. Main'in içerisinde olduğu dosya. PFR-H'i include ettim. Üstüne bir de PFR-CPP'yi include ettim. Yapmama gerekli bir şey ama compiler'lar maalesef bunu implement etmemişler. Sadece header'ına bakarak bir template'ın instantiate edemiyorlar. Kendi implementasyonu da lazım. O nedenle bunu da include ettik. Include PFR-CPP. Bu adam burada o tüm implementasyonu okudu. Dolayısıyla müşteriye de bunu göndermem lazım. Müşteri hem bunu hem de bu implementasyonu gönderiyorsunuz. Bayağı bir açıklıyorsun. Gizleyeceğin bir şeyler falan filan varsa kötü bir şey yapamıyorsun. şöyle yapanlar var. PFR'yi adam yazmış template'ine, tamam mı? Ondan sonra onu instantiate etmiş 8-10 tane sınıf için. Instantiate edilmiş halini müşteriye yolluyor. .o dosyasını yolluyor. Ama müşterinin instantiate etmesine izin vermiyor PFR'yi. Kendi tipleriyle kullanmasına izin vermiyor. Tamam mı? Kendi tipleri kullanmasına izin vermiyor. Bu gibi durumlarda yapabilirsiniz ama dediğim gibi müşteriyi sınırlamak olacak. Evet. Header'a yazabiliriz demiştiniz. Hani geri kalan fonksiyonları. Evet, onu header'in içerisine yazabilirsin ama yani müşteriye vereceksin onu. Hocam en azından hani diğer fonksiyonları görmesin. Hani CPP fonksiyonu. Diğer fonksiyon derken o PFR'in sınıfın içerisindeki tüm fonksiyonları ödeyeceğine koymam lazım.
template olmayan CPP'nin içindeki diğer fonksiyon. Müşteriye göstermeyerek en azından... Hangi yollar mesela? Bu mesela yok, şunun yok. İçerisinde öyle bir fonksiyon yok. PFA CPP'nin içerisinde template olmayan bir fonksiyon yok. Olduğu durumlarda. Olduğu durumlarda. Başka da sen içerisinde koyu tabii ki onu. Yani ille de bunu gönderiyorsun diye her şeyi göndermek zorunda değilsin elindeki. Yani olduğu durumlarda müşteriden gizlemek için template'ın olduğu dosyaları bırakırsak en azından. Göndermemen gerek, yani müşterinin görmesi gereken şeyleri gönderme. Burada template'ları görmesi lazım sadece. Onları göndereceksin sadece. Yani template'ları görmesi gerekiyor diye arta kalan şeyleri göndermen gerek yok. Onları başka bir yere koyacaksın. Şeyler ne yapmışlar? Vektörde tüm implementasyonu vektör.hr'in içerisine koymuşlar. Açın bakın. Her şey vektör.hr'in içerisine. Ya şu telefonunu bir at şuradan ya. Alsan onun elinden telefonunu. Öndeki arkadaşlar onun telefonunu alsın. Sen şu arkadaki al onu ya, al elinden onu ya. Çıkar o telefonu. Deli ettin beni ya, ver onu, ona ver onu, dur. Ver telefonunu. Duramıyorsun ki. 5 defa kızdım ben sana ya. Uyuyanları var, telefonla oynayanları var. Konuşan pek konuşmaya önerdiğim bir şekilde de. Bir de önümde böyle yapıyor. Flaş yarıp duruyor biliyor musun sen onu oynarken? Ne? Flaş yarıp duruyor onu oynarken. Ne oynuyorsun sen? Yok, ben anlamadım. Yanıyor, ben görüyorum. Sen görmüyorsun, ben görüyorum. Gözüme giriyorum. Ağlıyor. Evet. Vektörde biz sadece header ilk notu... Böyle oynuyor ya, böyle oynuyor. İzleyen falan diyor, kurtarma da yok. Vektör klasik, yani kullanmasını sadece header'i ilk ediyoruz ya. Orada tüm template, definition'lar, senin hepsi 10 header mi çevirmiş? Evet, inanmıyorsanız açın bakın. Evet, hepsi orada. Birkaç defa söyledim, açın bakın hepsi orada. Evet. Başka şeye de include ediyor, ona da geliyorlar ama hepsi orada. Ve şey o kadar basit bir template da değil, göreceksiniz bayağı çok daha fazla değil yani şey vektör template'ı sadece bir tane parametre almıyor, sadece tip almıyor. Başka birkaç tane daha hikaye daha alıyor. Yani bu template'ların detayına girmeye kalkarsak detayı epey çok. Yani bu parametre yerlerine mesela hemen bir tane örnek vereyim. Mesela bir tane örnek vereceğim. Şuraya kadar gelmem lazım. Şöyle bir şey yazacağım hemen anlayacaksınız ama. Yazamıyorum ki. Yazdım mı? Güzel, tam yazıyorum. Tamam mı? Bunu yazabiliyorsun mesela. Ne demek bu? Template'a default parametre verebiliyorsun. Yani adam bir tanesi PF array A derse ne manaya geliyor bu? Integer PF array manası. Yani tip vermese de default tip falan filan alabiliyorsun. Ya da ikinci parametre olarak bazı algoritmalar falan sıkıştırabiliyorsun. Template'a sen şunu yaparken bunu kullan gibi fonksiyon pointer gibi algoritma falan yollayabiliyorsun orada, tamam mı? Başka hikayeler falan filan da kullanabiliyor. Ya da bazen rakam falan da yollayabiliyorsun buna. Parametre olarak bir integer yollayabilirsin. Tip değil, tamam mı? 3, 5, 7 falan filan gibi şeyler yollayabilirsin. O da o rakamı kullanarak kendi içerisinde bazı düzenlemeler, optimizasyonlar falan filan yapabiliyor. Yani template'da kendi başına bir dünya o kadarına girmeyeceğim ben. Bayağı bir detayı var. Meraklı olanları da okusun. Okurken belki kullanmayacağınız şeyler olacak ama anlıyorsun. Mesela şurada bir tane integer alsa template. Sınıf tipi değil, bir tane integer alıyor, tamam mı? Sınıf değil, bir integer alıyor. Integer'a göre bazı algoritmanın çalışması değişebiliyor integer'a göre. Eğer integer 1 ise şunu yap, 2 ise bunu yap, 3 ise bunu yap falan filan gibi şeyler. O türlü kararların hepsi compile time'da verildiğinden dolayı runtime'da hepsinin hiçbiri çıkmıyor ortaya. Compile time'da her şey compile olmuş. Çok çok verimli ama customize olabilen kodlar yazabiliyorsun template'lara. Adama diyorsun ki ben bir integer template istiyorum ama şöyle davranan bir integer template istiyorum. Onun için de yine o gibi parametreler falan kullanabiliyorsun. Ben onlara çok fazla girmeyeceğim. Girmememenin sebebi kitapta yok örnekleri. Başkaları da size bu saatten sonra göndermek de istemiyorum. Artı bir de çok fazla zaman alıyor. Her şeyini anlatamam ben bunları. Dediğim gibi biz sadece giriş yapıyoruz. C++ çok geniş bir dil. Java da çok geniş bir dil. Sadece giriş yapıyoruz. Sizden beklenen buradan başlayıp kendinizi geliştirmeniz. Bundan sadece öğrenmeniz gereken minimumu, tamam mı? Minimumu. Çok fazla bir şey yüklemeye falan, aşırı şey üretmeye çalışmıyoruz burada. Tamam, peki tekrar geri döndüm.
geri dönmemem lazım, buradayım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. İmplementasyon dosyasını interface dosyasına include etsek yazmak gerekiyor. Yazarsın, o da olur da bir çözüm. Ama yine hepsi bunların şey yara bağlı çözümü. Yani esas problemi çözmüyor. Yine müşteri görecek onu. Hani sen onu yapmaktaki amacın müşteriyi görmesini engellemek yok. İkisini birden göndermen lazım. Müşteri header'i include ettiği zaman da header'in CPP'yi include etmesi lazım bu sefer. Değil mi? Dolayısıyla onu önleyemez. Sadece bir şeyi include ettiğini istiyorsan, sadece diyorsun ki iki tane şeyi include etmek kötü bir şey ya. İki tane include etmeyelim. Nerede bizim mailimiz? Burada mı mailimiz? Nerede main ya? Main burası herhalde değil mi? Evet. Sadece tek şeyi include ediyor. O zaman sadece CPP'yi include. Zaten CPP şunu include ediyordu kendisi. Zaten vardı ama yine müşterinin görmesini engelleyemedim. Müşteri şu dosyayı iki dosyaya da vermem lazım. Tamam, dönelim tekrar. Bunu niye yaptı buraya? Şunu yaptı çünkü onu yapmasının sebebi namespace kullanacağız. PFR'yi sevmiş, PFR'yi kullanacak yani içerisinde. Tamam, PFR'yi kullanacak. Bakın burada PFR'yi T demiş, PFR'yi demiş. Bir tane PFR'yi yapmış onluk. Integer dizisi yapmış. Ve kullanıcıdan 10 taneye kadar bana integer ver diyor. Onları almış 10 taneye kadar. Eğer negatif sayı verirse ben çıkacak. Onları almış teker teker add element'le. Ondan sonra ve teker teker onları ekrana bastırmış. Bu kadar yaptım diye. Sonra bir tane string PFR'yi yapmış. String PFR'yi üçlük. String'de de dolmuş bu sefer üzerine. Eskiden sadece double'lar için çalışıyordu. Birdenbire çok az bir değişiklik yaparak her türlü tip için çalışmaya başladı. Hangi tipler için çalışıyor bu gerçekten, ona baktık mı? Kafadan söyleyeyim. Integer için çalışır, double için çalışır. Ne yapabilen, ne yapamayan tipler için çalışır ya da çalışmaz, onları söyleyeyim bana. Atama operatörü lazım bir yerlerde herhalde. Çünkü add element oraya atıyordu değil mi? Copy constructor lazım. Add element öyle mi çalışıyordu? Copy constructor ile çalışıyordu değil mi? Add element. Nerede add element? Bu. Evet. Kan şey olarak almamış. Referans olarak almamış. Keşke referans olarak alsaydım bunu. Kans referans. Değil mi? Çünkü stringlerde falan bayağı verimsiz de yol açacak. O kans referans. Şu kans ref olsaydı. İndeks operatörünü efendim? İndeks operatörünü zaten ben yazıyorum ya burada. Zaten ben yazdım indeks operatörünü. Hem o indeks operatörü T'nin indeks operatörü değil. PFR'in indeks operatörü. T'nin indeks olmasına gerek yok. T'nin pointer, T'nin dizisinin, T dizisinin indeks olmasına gerek var. Ama zaten dizi. T'nin indeksle alakası yok. PFR'in indeksle alakası var. Benim gördüğüm burada bir atama olacak, bir de copy constructor olacak. Başka da bir şey göremedim. Karşılaştırma falan yok, küçüktür, büyüktür falan filan yok. Atamasını yaparsak güzel bir şekilde çalışacak. Her türlü şey için çalışabiliyor yani. Burada dediğim gibi sadece string, double, integer falan için değil, hemen hemen tüm tipler için çalışacak bir tane sınıf yazdık. Vektör hemen hemen vektör kadar genel. Belki de vektörden daha da geneldir. Vektörde başka bir şeyler daha istiyordu herhalde. Vektörde sort olması lazım. Vektörde karşılaştırma var diye hatırlıyorum. Vektörün içerisinde bir yerlerde sort var. Öyle olması lazım. Bunda karşılaştırma yok. Karşılaştırma yok. Tamam, tekrar ben slaytlarına dönüyorum. Kodumuz buydu. Eğer diyor şu kafanızı çok karıştırıyorsa parent yazmak, o zaman type def yapın diyor. Daha önce de yapmıştık bunu. Slaytlarda falan yapmıştık. Pointer'larda yapmıştık. Parent of int deyince böyle bir tane type def yapmış olursunuz diyor. Ve bizim çok bildiğimiz bir tane şey var, sınıf var. Kullanıyoruz, çok da seviyoruz. Ben bazen çok seviyorsunuz, kullanmayın diyorum. String böyle bir sınıf. String esasında templated bir sınıf. Tamam mı? Biraz sonra bakacağız. Birisi typedef yapmış string'e. String'in ne olduğunu bakacağız biraz sonra. Eğer başka bir şey esasında string, bizim bildiğimiz şey değil. Başka bir şey. Eğer kafanız çok karışırsa diyor, bunu mesela size onu diyor, typedef yapın diyor. String çok kullanıldığı için karakter şeysi, dilisi. Onun için adam kendisi öyle bir tane typedef yapmış. Kullanması daha rahat olacak diyor. Tamam, bunu geçiyorum zaten, bir şey de var. Tamam, template sınıflarıyla beraber friend kullanabilirsiniz.
eğer kullandığınız friend fonksiyonu, sınıfın içerisinde bir friend fonksiyonu yazdınız ya, eğer friend fonksiyonu templated bir fonksiyonsa, templated bir fonksiyonsa, tabii ki onun da templated bir şekilde yazılması lazım. Normalde sınıflarda nasıl kullanıyorsanız bunları da kullanmanız lazım. Very common to have friends of template classes. Mesela operator olduğunda onlarda olması lazım. Ne diyelim? Atama operatörünü ben, gerçi friend olarak atama operatörü şeyde olmak zorundaydı değil mi? Member operatörü olmak zorundaydı. Karşılaştırma operatörünü diyelim ki, ya da stream insertion operatörünü overload etmek istiyorum ben PFR sınıfı için. O zaman ben template bir tane stream insertion operatörü yazmak zorundaydım. Dışarıda bir onu friend yapmak zorundaydım. Benim eğer içerideki datama erişmek istiyorsam onu friend yapmak zorundaydım. Yapabilirsiniz, olabilir. O zaman ne yapmanız lazım? Friend olarak templated bir fonksiyon yazacaksınız. Friend olarak templated bir fonksiyon yazacaksınız. Tamam. Bazı daha önceden tanımlanmış templated fonksiyon sınıflar var. İşte onlardan bir tanesi vektör, onu söyledik, konuştuk onun hakkında. Başka bir tanesi de şu. Basic string diye bir tane sınıf var. Templated sınıf. Basic string. String ama sadece karakter stringleri değil, double stringleri ya da many stringleri ya da integer stringleri tutabiliyorsunuz. Bunun vektörden ne farkı var? String'in vektörden ne farkı var? Karakter string'inin, tamam mı? Karakter string'inin vektör, karakter vektöründen ne farkı var? Ne olabilir? Bizim kullandığımız string esasında şu. Bunu typedef yapmış adam, tamam mı? Bunu typedef yapmış. Biz onu string olarak kullanıyoruz. Bir de onun yerine şunu kullansaydın ne olurdu? Vektör var. Vektör karda güzel, sanki bir karakter dizisi gibi, string gibi çalışır değil mi? Eleman ekliyorum sonra. Uzatabiliyorum, uzunluğunu ver diyebiliyorum. No karakter mi? String'de de çalışan bazı operatörler burada yok. Mesela artı operatör. Artı operatör string'e tam cuk oturuyor değil mi? Hani abc artı df deyince abcd'ye veriyor. Vektörde öyle bir şey yok. Vektörde artı falan yok. Ya da string'lerle ilgili bir sürü fonksiyon söylemiştim. Bazı fonksiyonları söyleyeyim bana. Neydi? String'in içerisinde başka string arıyordu değil mi? Arama falan filan vardı. Yer değişimi falan, replace falan gibi bir şeyler vardı. Onu hatırlıyorum. Ne vardı? Substring vardı, substring'i falan filan veriyordu. Bu gibi şeyler niye peki diyor double string'ler için olmasın? Double string yapıyor. Yani double string'in her bir elemanı karakter olmak yerine double bir tane. Double string işte. Bir double string yapıyorsun, her bir eleman bir tane double. Onun içerisinde diyorsun ki 7.2, 5.5, 6.6 substring'i var mı bunun içerisinde? Ara bakalım diyorsun. Arda double'lar geldiği zaman. Bunu ara bakalım diyorsun. Onu arayabiliyor, tamam mı? Basic string sınıfında. Basic string sınıfında template'e bayağı bir benziyor, vektöre bayağı bir benziyor. Vektör gibi template ama vektör değil. String gibi davranıyor. Aynen string. Ama string'in her bir elemanı karakter olmak zorunda değil. Onun her bir elemanı money de olabilir. Double de olabilir. Card da olabilir. Ya da bunun her bir elemanı bir vektör olabilir. Tamam mı? O da olabilir. Evet. Bak gördün mü? Telefonla oynamaya bırakınca soru sorabilir. Double karşılaştırmak sıkıntı değil mi? Double karşılaştırmak sıkıntı değil mi hani string diyor, char gibi? Evet evet, sıkıntı var. Yani sıkıntı var. O işin felsefe tarafı, yapmak istiyorsan bu şekilde yapabilirsin. Arkadaş diyor ki double string yaparsan diyor, o kadar telefon bunun beyin gücünü yiyor mu diyor, soru soruyor. Double string yaparsan onun için sub string'i bulmak için double karşılaştırması yapacaksın. Double karşılaştırması da ta dönemin başında bize yapmayın demiştin falan gibi laflar söylüyor. Doğru söylüyor. Double karşılaştırması yapmak doğru bir şey değil. Ama integer string yaptığınız zaman da bir problem yok. Ya da string'i de yapabilirsiniz eğer. Yani işinize gelirse yapmak istiyorsanız. Vektör, çünkü vektörde artı yok ya, sonuna ekleme diye bir şey yok. Arama yok, substring'i falan filan bulma birazcık daha zor. Bunun içerisindeki algoritma daha farklı. Ve dediğim gibi daha önceden, bizim kullandığımız işte string, typedef'le aynen şu şekilde kullanılmış. Açın string header'ın içerisinde. Bir yerlerde typedef string, basic string, char göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Tamam. Bizim kullandığımız string dolayısıyla templated bir sınıfın özelleşmiş bir hali. Typedef yapılmış sadece.
Sadece type yapılmış. STL'de bunun gibi yüzlerce sınıf var. Tamam, şimdi dönelim template'larla beraber inheritance'a. Ne diyorduk inheritance'da biz? İnheritance'da ne diyordum ben? Burada bir yerleri yazmaya çalışayım. Şimdi A sınıfı var. Tamam mı? A sınıfından türeme B sınıfı var. Ya da C sınıfı var. Bu A sınıfı templated bir sınıf olabilir. Tamam mı? B sınıfı da A sınıfından türemiş bir templated sınıf olabilir. Yapabilirsiniz bu tür şeyleri. Yani bu templatelarla inheritance bir yerde çok rahat bir şekilde kullanılabilir. C sınıfı, tamam mı? C sınıfı. Bu şekilde T'ye bağlı olmayan bir C sınıfı yazabilirsiniz. Nasıl yazarsınız? Şimdi adam B'yi yazarken diyor ki ben de templated bir sınıfım diyor. Ve A'nın diyor bir şey olarak, base olarak A'nın templated halini kullanacağım diyor. B'nin template halini kullanacağım. Yani şey yazarken, class yazarken class B public A T ve template class T dediğim zaman ben işte class B'yi yazdım. Class B templated bir sınıf oldu. Tamam mı? Ve kendisi base sınıf olarak template bir tane base sınıfı kullanıyor. Tamam mı? Bu durumda sanki AT'den türeyen herkes templated olacakmış gibi geliyor size. Ama C templated bir sınıf değil. Nasıl yazmışlar o zaman C'yi sizce? Bir defa class C yazacağım değil mi şuraya? Class C. Buraya ne yazacağım? Public. Eğer buraya public AT yazarsam C de templated bir sınıf olur değil mi? Belli bir tipi. Evet, aynen öyle. Şöyle bir şey yazabilirim. Public. Öyle bir şey yazarsam komparatör mesajı verir. Şöyle bir şey yazacağım. Public A int. Ne demek bu? C öyle bir sınıf ki B sınıfı olarak A'yı kullanıyor ama A'nın int ile insan şehit olmuş halini kullanıyor. Dolayısıyla C template bir sınıf değil. A ve B